Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönem ayağındaki prangaların yok olduğu, prangaların kalktığı ve milletin kendi kendini yönettiği bir dönem. Bu dönem esasında dünyada kendisini dünya beşten büyüktür diyerek bütün dünyadaki kahir sistemleri yerle bir eden cümlenin içinde toplanmış olan bir dönem. Türkiye'de daha demokratik bir anayasaya, hukukun temel ilkelerini esas almış bir anayasaya, insan hak ve özgürlüklerini daha ileriye götürecek bir anayasaya olan ihtiyaç çok net bir şekilde ortadadır. Aynı şekilde çok uzun zamandan beri sorun olduğunu düşündüğüm, sorun oluşturduğunu düşündüğüm parlamenter sistemin de yeniden bir gözden geçirilmesine ihtiyaç olduğu duyulduğu aşikardır. Yeni anayasada derdin tanımı olacak olmalı çünkü soruyu soran arkadaşa teşekkür ediyorum. Laiklik diye dinsizliği bu memlekette uygulamaya kalktılar. Bunu niye söylüyorum? Refah Partisi kapatma davasının kararı, Fazilet Partisi kapatma davasının kararı, Anayasa Mahkemesi'nin başörtüsüyle ilgili verdiği kararları açın okuyun. Laiklik diye bir yeni bir din tarif ediyorlar. Bu millet Müslüman, Müslüman. Yeni dine ihtiyaç yok. Laiklik de din ve vicdan hürriyeti olacak. Laikliğin tanımı konacak. Din ve vicdan hürriyeti olacak. Herkes dilediği gibi inanacak. Dilediği gibi yaşayacak. İnandığının eğitimini sürdürecek. Bu da olacak. İkinci bir şey, inşallah Diyanet İşleri Başkanlığı anayasada olacak ama bu milletin istediği şekilde düzenlenecek. Bugünkü gibi değil. Laikliğin tanımı anayasaya yazılacak ki geçmişteki yanlış uygulamalardan kurtulalım. Bu yeni anayasada başkanlık sistemini, hükümet sistemi olarak dönelim. Bunda tereddüt yok. Yani revizyonist bir anayasa değil. Kökten değişen, bu 82 anayasasını darbeci anayasayı değiştirecek bir anayasa. Ve hükümet sistemi olarak da başkanlık sistemi. Bunda tereddüt yok. Bizim buradaki prensibimiz şu arkadaşlar. Biz bu anayasayı yaparken istiyoruz ki 78 milyonun katkısı olsun. İstiyoruz ki üniversitelerimiz bu konuya kafa yorsun. İstiyoruz ki sivil toplum örgütlerimiz bu konuya kafa yorsun. İstiyoruz ki valilerimiz, belediye başkanlarımız bu konuya kafa yorsun da 78 milyonun anayasası olsun.